İyi akşamlar sayın izleyenler. Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Devre Belediye Başkanı Vekili Eugen Sami özellikle bu sefer de meclisin getirmiş olduğu kararları ile ilgili olarak kendisinin ne kadar doğru olup olmadığını kontrol etmek için Makedonya Yerel Yönetimler Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştur. Müfettişler bunu kontrol edecektir. Devre Belediye Vekil Başkanı olarak Eugen Sami mevcut olan Devre Belediye Meclisi'nin getirmiş oldukları konular ve kararlarıyla ilgili olarak bu sefer Makedonya Yerel Yönetimler Bakanlığı'nca başvuruda bulunmuştur ve müfettişlerin kontrolden geçirmesi gereken kararların arasında kendisinin özellikle bu görevden alınma kararı bir de onun yerine yeni tayinin özellikle getirme kararı ile ilgili olarak araştırma istemişti. Kendisi mevcut olan kararların doğru olup olmadıkları konusunda Yerel Bakanlığı tarafından mevcut olan müfettişleriyle ilgili olarak gereken yapılması arasında mevcut olan bu kararların gözden geçirilmesi ve konuyla ilgili olarak karar getirilmesidir. Getirilmiş olan kararlar kendisi için kabul edici olmadığından dolayı bu sefer ise adaleti en yüksek pozisyonda olan Yerel Yönetimler Bakanlığı'ndan tamamen destek olarak ve doğruluk olarak isteyen Eugen Sami ne çıkacak kararlar buna saygı göstereceğine yönelik değerlendirmede bulundu. Öte yandan ise Eugen Sami bilindiği gibi mevcut olan Devre Belediye Vekil olarak belediye başkanı önümüzdeki belediye başkanı seçimleri ne kadar bu görevde atanmıştır. Ardından yeni bir meclis kararı vardı. Meclis kararı yeni bir aday ve yeni bir isim bu göreve getirmiştir. Ondan dolayı mevcut olan Eugen Sami vekil olarak bütün bunları ortadan kaldırabilmek için kendisi bu sefer ise Yerel Yönetimler Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Devre Belediye Meclis Başkanı Başkin Maşguli'ye göre son getirilmiş olan belediye meclis kararı geçerli olması gerekiyor. Ondan dolayı kendisi özellikle demokrasi olarak bir ortamda getirilmiş olan karar ve bu karara saygı olması konusunda mecburiyeti söz konusu olması gerekiyor. Başkin Maşguli'ye göre son getirilmiş kararlar adalete uygun ve hukuka uygun olarak getirilmiştir. Devre Belediye Meclis Başkanı Başkin Maşguli'ye göre son getirilmiş kararına göre Devre Belediye Başkanlık Vekili konusunda Ekuran Duka'nın seçimi ve kendisi bu göreve başlanması konusunda mevcut olan bütün özellikle tartışmalar geride bırakması ve kalması gerekiyor. Kendisi mevcut olan oylama konusunda oy birliğiyle değil fakat çoğunlukla getirilmiş olan kararın neticesinde Ekuran Duka yeni vekil olarak getirilmiştir. Ondan dolayı önceki getirilmiş olan karar otomatikmen suya düştüğünü dile getiren Devre Belediye Meclis Başkanı getirilmiş olan son karar olarak kaydan geçmesi gerekiyor. Kendisine göre yapmış oldukları özellikle değerlendirmelerinde son seçilmiş ve belediye başkanı vekili Eugen Sami değildir, Ekuran Duka'dır. Türkiye'de özellikle birçok soydaşlarımız vardır, onlardan bir grup bu sefer de Balkan Kooperatifi olarak bölgemizi ziyaret etmiş oldu. Hamza Yavuz'un ziyareti konusunda Televizyon 3'ü ziyaret etmiştir ve özellikle şimdilik ve ileride yapılması gerekenler konusunda ayrıyetten değerlendirmesinde bulundu. Bir sene önce İzmir'de kurulmuş olan Balkan Kooperatif'in temsilcileri Balkan ülkelerini ziyaret etmektedir. Bu sefer ise Balkan Kooperatif Genel Başkanı Hamza Yavuz bölgemizi ziyaret etmiştir. Başta Mavrova olmak üzere Debre ve Merkezupa belediyelerini geçmiş oluyor ve oradaki yetkililerle görüşmüştü. Mevcut olan kararlar özellikle ileride yapılması gereken yatırımlar konusunda şimdiden alan araştırması yapılmaktadır. Kendilerine göre burada görmüş oldukları dostluk, misafirperverliği ve öte yandan ise yapılması gerekenler arasında bazı şartlar ve mevcut olan durumlar ileride yapılacak olan yatırımlar konusunda iyi bir zemin olarak sayılabilir. Hem Merkezupa, hem Mavrova, Rusuşi, hem Debre'deki özellikle altyapı konusunda etkinlikler ve çalışmalar buna ancak müsaade etmektedir. Kendileri sadece Makedonya değil birçok ülkeye gezip aynı araştırmayı yapacaklar. Debre Epidemioloji Bölüm Başkanı Doktor Mentor Mele'ye göre brucellos denilen hastalığı şu an bölgemizde tespit edilmemiştir. Ondan dolayı böyle bir tereddüt veya özellikle panik elde etme konusunda herhangi bir sebebin olmadığını bu sefer de dile getirmiştir.
Bruseloz denilen hastalığı özellikle bölgemizde herhangi bir kayıt söz konusu olmamaktadır. Debre Sağlık Ocağı Epidemiolog Doktor Mentor Mela'ya göre yapılmış olan özellikle çalışmalar ve araştırmalar neticesinde mevcut olan hastalık bölgemizde rastlanmamıştır ve özellikle koyunculukla uğraşanlar da tam ilk temasa gelmiş olan vatandaşlar olduğundan dolayı devamlı kontroller yapılmaktadır ve bu kontroller neticesinde herhangi bir sıkıntı şu an yaşanmıyor. Bölgemizde brucellos hastalığı konusunda herhangi bir belirteç ve herhangi bir hasta hala kaydan geçmiş değildir. Debre ve Debre bölgesinin tek futbol alanında temsilcisi Kora Futbol Kulübü bu sefer Labunişta ile beraber oynadığı maçın 3-0 bir mağlubiyetle ayrılmıştır. Demek ki kötü başlangıç acaba sadece ilk maç için mi yoksa devam edecek mi ancak zamana bırakılmıştır. Debreliler bu konuda iddialı. Spordan gelmiş olan son haberimiz vardır. Özellikle Kora Futbol Kulübü bölgemizde temsilcisi olduğundan dolayı bütün gözlerimiz ona bakmaktadır. Ne yazık ki ikinci dönem yeniden zaferle değil mağlubiyetle başlamış olan Kora Labunişta'dan 3-0 bir skorla kaybetmiş durumunda. Yine de Breler iyi oynadı. Fakat skor her şeyden önce tam en önemlisi ise o durumda 3 puan kaybetmiş oldu. Makedonya Başbakanı Zoran Zaev özellikle ileride yapılması gerekenler konusunda ve ekonomi açısından ekonomiye yatırım yapması uygun olduğunu göstermektedir. Kendisi özellikle katma değeri ve vergi değerinin iade edilmesi konusunda 1 Temmuz'u bir tarih olarak belirlemişti. Öte yandan İsa'na muhalefet parti lideri Christian Mitzkowski'den eleştiriler gelmiştir. Bu eleştiriler ise bu sefer Sosyal Demokratik Birliği ştabından da tamamen yeni bir eleştiri söz konusu olmaktadır. Kısaca Makedonya'dan haberlerimiz vardır, izleyelim. Makedonya Başbakanı Zoran Zaev özellikle yapmış oldukları bazı konuşmalar ve değerlendirmeler neticesinde mevcut olan kararlar tamamen değerlendirilmiştir ve geri dönüş özellikle katma değer vergisinin %15'i geri dönme çalışmaları 1 Temmuz'dan başlayacaklarını beyan etmişti. Vatandaşların %15 bütün makbuzlardan geri para olarak getirilecektir. O durumda vatandaşlar da özellikle sosyal durumu ve iktisadi durumu dahi bir üst pozisyona getireceğine inanmaktadır. Ondan dolayı özellikle ekonomi yapılacak olan yatırım en iyi yatırımlar arasında yer alması gerekiyor diye konuştu. Makedonya Ana Muhalefet Partisi Vamaro Dapamanen mevcut olan başbakanın yapmış oldukları çalışmalarından memnun olmadan kendisinin istifasına davet ediyor. Özellikle bu sefer de Makedonya Ana Muhalefet Partisi ve lideri Christian Mitzkowski'ye göre şimdilik ise parti eğer o kadar hazır olsaydı seçimleri için evet diyecekti. Fakat erken parlamento seçimleri konusunda şu an mevcut olan Sosyal Demokratik Birliği'nden herhangi bir haber söz konusu olmadığını dile getirmiştir. Öte yandan ise kendisi ekonomi açısından zararlı vermiş olduğu politikalarına destek vermeyeceklerini diye konuştu. Öte yandan ise milli gelirleri ve milli özellikle interesleri konusunda kesinlikle yapılmış olan hareketler hatalı olarak kendisine göre değerlendirilmektedir. Makedonya Ana Muhalefet Parti lideri Christian Mitzkowski'ye tam cevap olarak bu sefer ise Sosyal Demokratik Birliği'nden gelmektedir. Kendisine yapmış olduğu açıklamasına göre Sosyal Demokratik Birliği konusunda yapılacak yatırımlar konusunda hem ana muhalefet hem de vatandaşları bilgilendirmek konusunda ayrıyetten ve geniş bir açıklama yapmıştır. Sosyal Demokratik Birliği'ne göre özellikle Christian Mitzkowski'nin demiş olduğu değerlendirmelerine ve yapmış olduğu konuşmaları kesinlikle doğru olmadıkları dile getirmekteler. Öte yandan ise bu sefer de medyada muhalefet ile iktidar arasındaki özellikle eleştiriler devam ediyor. Haber bültenimiz sona erdi. Hayırlı günler efendim.